Sağlıklı güzel bir gün dileğiyle A Haber'in sağlık programı Medikal'e başlıyoruz. Sevgili izleyiciler, bugün Medikal'de kardiyak rehabilitasyonu ele alacağız. Kalp hastaları acaba ne ölçüde spor yapabilir, hangi sporları yapabilir konusundaki soruları Sağlık Bakanlığı'na bağlı, aynı zamanda Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi yöneticisi, aynı zamanda hastanenin kardiyoloji kliniğinin eğitim görevlisi Profesör Doktor Ali Metin Esen şu an konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi kardiyak rehabilitasyon merkezi açıldı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde. Öncelikle kardiyak rehabilitasyon deyimi çok bilinen bir kavram değil. Ne anlama geliyor kardiyak rehabilitasyon? Kardiyak rehabilitasyon, Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımını vereceğim ben size. Hastaların çok temel bir sağlık hakkı. Mental olarak, fiziksel olarak ve sosyal olarak sağlıklı hale gelmesi için kalp sağlığını geri kazandırmaya yönelik çok önemli bir tedavi uygulamalarının bütünü. Kardiyak rehabilitasyon deyince kişinin, bir kalp hastalığı olan bir hastanın hızlı bir şekilde sosyal hayata geri kazanılmasını sağlamak, fiziksel aktivitesini hastalık öncesindeki düzeyine kavuşmasını sağlamak için kendisinin ve ailesinin eğitiminden tutunuz da kendisine en uygun egzersiz programlarının düzenlendiği, diyet alışkanlıklarının düzenlendiği ve bir takım kalp sağlığına ilişkin hayat tarzı değişikliklerinin tümünün hastaya öğretildiği bir tedavi süreci olarak söylenebilir. Şimdi kardiyak rehabilitasyonu bu saydığınız açılımda bir kalp hastasına tedaviyle ilgili ve egzersizle ilgili hem de yakınlarına tüm bilgilerin öğretildiği bir süreç olarak yorumladınız. Şimdi kardiyak rehabilitasyonu biraz daha açalım. Kimlere öneriyorsunuz? Sadece hasta deyimini kullandınız. Kalp hastalarına mı? Yoksa sizin merkeze kalp hastası olmayan ama orta yaşın üstünde ve risk grubuna giren bir kişi de spora başlamadan önce başvurabilir mi? Ben spora başlayacağım. Acaba benim kalp hastalığı riskim nedir? Ne ölçüde, nasıl sporları yapmalıyım diyebilir mi? Kardiyak rehabilitasyon her ikisini de kapsayan bir şey. Ama hastane bazlı kardiyak rehabilitasyondan bahsediyorsak, burada hastanın kardiyak veya ilişkili bir hastalığının olması ve bu hastalığın sonuçlarını düzeltmeye yönelik bir tedaviden bahsediyoruz. Özellikle kendi hastanemdeki, Kartal Koşuyolu Hastanesi'ndeki kardiyak rehabilitasyonun amacı, merkezin amacı bu. Çok geniş bir kalp hastalığı grubunda uyguladığımız bir tedavi yaklaşımı. Bir taraftan kontrolsüz hipertansiyon, hiperkolesterolemi, kalp krizi geçiren hastalar, stent takılan hastalar, bypass yapılan hastalar, kalp yetersizlikli hastalar, kalp transplantasyonu sonrasındaki dönemde, akciğer transplantasyonu sonrasındaki dönemde fonksiyonlarını hastaların hızlı bir şekilde geriye kazanmasına yönelik olarak yaptığımız bir aslında şunu da söylüyorum ben, her kalp hastası, kalp krizi geçirip hastaneden taburcu olan veya kendisine stent takılan veya bypass yapılan hasta hekimine artık şunu sormalı: ben kardiyak rehabilitasyon programıma ne zaman başlayacağım? Bu tabii en doğal haklardan biri dediniz bir kalp hastası için. Şimdi hep toplumda şöyle bir ön yargı vardır. Bir kalp hastasının bu saydığınız açılımda ister bypass ameliyatı olsun, ister kalp yetersizliği olsun, ister kalp nakli olmuş olsun spor yapamayacağı düşünülür. Bir kalp hastasının ne ölçüde hangi sporları yapacağına nasıl peki karar veriliyor? Nasıl bir program bu? Evet. Örneğin kalp krizi geçirmiş bir hastadan bahsedelim. Her hastalık grubunun spor programı farklı olabiliyor. Kişiye göre ve hastalığına göre düzenlenen bir şey bu. Aslında bir reçete.
Örneği kalp krizi geçiren bir hasta. Çok öncelerden biz 1960'lı, 70'li hatta 80'li yıllarda bu hastaları en az 2 ay evlerinde dinlenmelerini önerirdik. Artık bu yok. 10 günlük bir ev dönemi geçirildikten sonra hastayı hastaneye davet ediyoruz. Ve kendisine bir egzersiz testi uyguluyoruz. Egzersiz testinde hastanın maksimum efor kapasitesini tespit ediyoruz. Maksimum efor kapasitesinden kastettiğimiz şey şu, kalp kasının oksijenlenmesinin maksimum kalp hızında yeterli düzeyde oksijenlendiğini tespit ettiğimiz düzeyi alıyoruz ve bu düzeyin %50'si bir kapasiteyle hastaya bir reçete düzenliyoruz. Bu reçete dediğiniz tabii ki ilaç değil, egzersiz reçetesi ve bu reçeteyi bizim merkezimizde örneğin fizik tedavi uzmanımız düzenliyor. Yani başvuran hasta kalp krizi geçirmiş, 10 gün sonra hastanemize geliyor, egzersiz testi yapılıyor. Egzersiz testinde hastanın kendi maksimum efor kapasitesinde her şey yolundaysa, elektrokardiyografik olarak, kan basıncının düzeni olarak her şey yolundaysa fizik tedavi uzmanımız kendisinin kas gücünü kontrol ederek, herhangi bir ortopedik sorunu olup olmadığını kontrol ederek egzersizi fiziksel olarak yapıp yapamayacağının testlerini yaptıktan sonra kendisine bir reçete veriyor. Bu reçetede kişinin yapacağı egzersizin tipi, şiddeti, süresi ve hangi düzeylerde artırılacağının planlaması yapılıyor. Aslında tabii bir de çok önemli bir şey. Çünkü kalp hastalarında sürekli kendini dinleme durumu da olabiliyor çoğu kişide. Gene kalp hastalarında acaba egzersiz yaparsam yeniden aynı krizi ya da aynı sorunu yaşar mıyım duygusu oluyor. Tüm bunlar bir reçeteyle verildiğinde hastanın eline herhalde kendini egzersizde ve ya da günlük aktivitede daha rahat hissediyor. Tabii, değil mi? Bir kere hastalarımız şunu biliyorlar ki bu egzersiz sırasında kalp ritimleri monitörden takip ediliyor. Kan basınçları 3 dakikada bir ölçülüyor. Başlarında bir kardiyoloji uzmanı ve bir fizyoterapist ve bir yardımcı, bir sağlık personeli var ve çok dikkatli bir şekilde izlenerek bu testler kendilerine yaptırılıyor. Yapılan çalışmalarda kalp hastalarında, kalp krizi geçirenlerde ve diğerlerinde kardiyak rehabilitasyon uygulamalarından sonra hastaların sosyal hayata dönüş hızlarının çok daha yüksek oranda olduğu, depresyonla başa çıkma, ilaçlarını kullanımındaki uyumluluk ve aynı hastalık nedeniyle tekrar hastaneye yatma oranlarının azaldığı, kalp krizi riskinin azaldığı ve ilgili hastalıktan dolayı kayıpların, ölümlerin azaldığına dair de son derece önemli kanıtlar var elimizde. Şimdi içinde bulunduğumuz mevsim kış. Hı hı. Her ne kadar çoğunlukla havalar iyi gitse bile sonuçta kış mevsiminden bahsediyoruz ve kışın genel havası soğuk, rüzgarlı. Siz kardiyologların da önerisi soğuk havalarda dikkat edin, rüzgara karşı yürümeyin, soğuk havada yürümeyin dersiniz. Hı hı. Ve tehlikeli olduğunu söylersiniz. Şimdi Türkiye'nin şartlarına bakalım. Tamam, spor yapsın herkes, kalp hastaları da yapabildikleri olanakta yapsın. Nasıl yapacak insanlar? Spor salonuna gitmek bir para işi, herkesin yeterli parası yok ya da yeterli zamanı yok. Kışın soğuk, dışarıda da yapmak mümkün değil. Bunun bir formülü var mı? Özellikle kış mevsimi için soruyorum, evet, kalp hastaları açısından. Evet. Şimdi kalp hastaları tabii hangi sporu yapmalı? Yürüyüş burada ilk sırada gelen spor aktivitesi. Bisiklete binmek, yürümek, yüzmek, kürek çekmek, hı hı, merdiven inip çıkmak bile önerdiğimiz spor aktiviteleri arasında geliyor. Merdiven inip çıkmak ki hani çok tehlikeli gibi bilinir. Evet, evet. Evet, evet. Şimdi burada kişinin ekonomik durumu müsaitse tabii spor salonlarından yararlanması mümkün. Ama ben şunu da biliyorum ki artık pek çok belediyemizin hemen hemen olmayanı yok gibi kapalı spor salonları var. Ve bunlar halkımıza açık ve ücretsiz bu hizmeti verebiliyorlar. Büyük AVM'lerin kalabalık olmayan saatlerini de kullanabilir hastalarımız. AVM'de yürüyüş yapabilir. AVM'de yürüyüş yapabilirler. Evet.
ferah, açık, kalabalık olmayan saatler, hafta içi saatler denk getirilerek tercih edilebilir ve bu yürüyüşler yapılabilir. Yine bu AVM'lerin boş saatlerinde merdivenleri kullanılabilir. Birçoğunda şunu da biliyoruz artık, birçoğunda bu tarz AVM'lerde otomatik eksternal defibratörler de var artık. Yani kendiliğinden şoklayarak olası çok tehlikeli bir durumda hastayı, kişiyi o en olumsuz durumdan kurtarmaya yönelik tedbirler de alınıyor artık. Buna yönelik de çok ciddi çalışmalar var Türkiye'de, yapılandırmalar var. Dolayısıyla mesela ben bunu önerebilirim. Ama evinde de yapabilir. Örneğin bir en uzun parkurunu belirleyerek burada yürüyebilir. Örneğin 100 kere gidip gelebilir evinin önünde. Onu ben yapıyorum bazen. Vaktim olmadığında kesin. Yapabilirler. Aynen. Evet. Şimdi şey de sormak istiyorum. Şimdi hipertansiyonu olanlar da var. Hani kalp hastaları grubunda. Şimdi kalp hastası olup sürekli ilaç kullanması gereken ya da kalp hastalığı olup diyabeti olan kişiler de var. Hatta insülin tedavisi görenler de. Şimdi nasıl spor yapacaklar? Elbette kişiye özel bir reçete veriyorsunuz ama alt zeminde bir kalp hastalığı var. Bu alt zemindeki kalp hastalığına bakarak aç karnı mı spor yapılmalı? Günün hangi saatinde spor yapılmalı? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Tabii. Mutlaka spora başlamadan önce açlık ve örneğin bir şeker hastasının açlık şekerini, tokluk şekerini, egzersiz öncesindeki ve sonrasındaki şeker düzeylerine bakmak gerekiyor. Başlangıçtaki kan basıncı değerlerinin regülasyonuna bakmak, düzenli olup olmadığına bakmak gerekiyor. Ve hastanın en güncel kalp sağlığıyla alakalı bilgileri yeniden elde etmek gerekiyor. Bu bir kere şart. Ama örneğin ne zaman spor yapmalı? Yemekten 1,5-2 saat sonra, 1 saat içinde asla ve aç karnına asla spor yapmamalı. 1,5-2 saat sonraki yemekten sonraki dilimler çok ideal. Özellikle tokluk açlık ilişkisi bakımından. Daha ziyade günün bitimindeki saatleri tercih etmelerini de öneriyorum. Güneşin battığı, batmaya yakın saatlerde spor yapılmasını öneriyorum. Çok sabah saatinden. Sabah saatlerini çok önermiyoruz. Neden? Özellikle bu saatlerde birazcık daha sempatik aktivite fazlalığı, tansiyonların yükselmeye eğilimli olduğu saatler, adrenalin ve steroid hormonların kandaki seviyesinin yüksek olduğu saatler olduğu için, bir de kişi daha ilaçlarını almamıştır, aldığı ilaçlar henüz etki etmeye başlamamıştır. Günün sonuna doğru bu ilaçlar yerli yerine ulaşacaktır. Vücut fonksiyonları o ilaçların tesiriyle en olumlu koşullarını sağlayacaktır. Onun için günün sonuna doğru spor yapılmasını daha çok tercih. Sohbetimizin son 3 dakikası içindeyiz. Biraz önce 2 kere vurgu yaptığınız için sormak istiyorum. Merdiven çıkmak da önerilir dediniz. Hatta AVM'lerde, alışveriş merkezlerinde merdivenleri de kullanabilirler dediniz. Tabii ki yürüyen merdivenleri değil, merdiven çıkmayı kastettiniz. Mutlaka. Merdiven çıkmanın kalp sağlığı üzerinde nasıl bir olumlu etkisi var? Çünkü hep kalp hastalarına aman sen merdiven çıkma, asansörü kullan denir halk arasında. Bacak kaslarını kullanarak yaptıkları bir egzersiz sonuçta ve aynı yürümek gibi telakki etmek lazım. Bisiklet çevirmek gibi telakki etmek lazım. Bacak, eklem ve kas grubunu kullanarak yapılan izotonik egzersizdir aslında merdiven çıkmak. Dolayısıyla çıkabileceği maksimum merdiven sayısını tespit ederek en rahat kendisini hissettiği sayıyı tespit ederek ki onu bir sağlık çalışanının, bir hekim veya bir konuyla ilgili bir sağlıkçının tespit ettiği sayılarla başlayarak her seferinde artırmaya yönelik bir aktiviteyi öneriyoruz biz. Şimdi son iki sorumu soracağım. Hep deniyor ki egzersiz ilaçtır. Neden egzersiz ilaçtır? Yani siz bir kalp hastasının ondan sonraki hastalığın tedavisinden sonraki reçetesine ilaçların yanı sıra
yaşam şeklini ve özellikle egzersizi de kardiyak rehabilitasyon sonrasında ekliyorsunuz. Kardiyak rehabilitasyon ya da egzersiz diyeyim daha doğrusu, neden ilaç özellikle bir kalp hastası için? Kardiyak rehabilitasyon kanın akışkanlığını artırıyor. Kardiyak rehabilitasyon kandaki olumsuz hormonların, kalp sağlığı açısından olumsuz hormonların düzeyini azaltıyor. Kanın pıhtılaşma kabiliyetini azaltıyor. Kanın damarlar içerisindeki damar duvarıyla olan ilişkisini düzeltiyor. Kalp damarlarındaki pıhtılaşma faaliyetini ortadan kaldırabiliyor, yavaşlatabiliyor. Kalp damarlarındaki yan damarcıkların, kolateral damarcıkların, hatta sadece kalp değil diğer bacak damarlarında da mesela yan damarcıkların oluşumunu tetikliyor. Kalp kasının oksijen kullanımını düzenliyor. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Sadece kalpte değil, örneğin beyin faaliyetlerini de düzenliyor. Beyinle kalp arasındaki aksı etkiliyor, unutkanlığı azaltıyor. Hafızayı güçlendiriyor, anksiyeteyi ortadan kaldırıyor. Kardiyak rehabilitasyonda belki son şunu söyleyeceğim. Sadece egzersiz de değil, biz artık modern kardiyolojide kardiyak rehabilitasyona spiritüel bakımı da ekliyoruz. Bunu birkaç cümleyle biraz açmanızı rica edeceğim. Evet, spiritüel bakım hastaların moral olarak, moral değerler açısından güçlendirilmesi. Mesela Batı'da bu yoga ile yapılmaya çalışılıyor. Bir takım meditasyona yönelik uygulamalarla yapılmaya çalışılıyor. Kendi kültürel background'umuzda bu anlamdaki ruhsal bakımı temin edecek yöntemleri de kullanmasını sağlatabiliriz kişinin değer yargılarında dikkate alarak. Ve böylelikle kişinin iyileşeceğine inanmasını ve sürekli olumlu bir ruh hali içinde içerisinde olmasını söyleyebiliyorsunuz. Biraz daha anladığım kadarıyla açayım. Bu bir yoga egzersizi de olabilir, dua da olabilir herhalde. Aynı şekilde kişinin yaptığı bir takım egzersizler de olabilir. Zihinsel egzersizler de olumlu düşünce olumlu de olabilir. Düşünce de peki olabilir. Çok teşekkür ederim ben Medikal'e katıldığınız için. Çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugün de bir Medikal'in sonuna geldik. Profesör Doktor Ali Metin Esen özellikle diyor ki kış aylarında kalp hastaları hiç spor yapacak imkanları olmasa bile evlerinde en uzun odada yürüyebilirler, parkurda yürüyebilirler ya da alışveriş merkezlerinde, AVM'lerde akşama doğru saatlerde yürüyüş yapabilirler diyor. Bu öneriye lütfen kulak verin. Sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir kalp için hoşça kalın.